Nil Yıldız, Adnan Hocam böylesine güzel bir zekanın komünizmden korkunç bir şey gibi bahsetmesine anlam veremiyorum. Ya komünizmin ekonomi yönü, hadi yine biraz insancıl bulalım. Ama onda da yine zor var. Ya severek mal verilir kardeş. Değil mi? Mesela üç ceketin varsa severek iki tanesini verirsin. Ama devlet senin alnına silahı dayayıp da zorla evine girip askerine polisi alıyorsa bundan lezzet alınmaz. Ya bunda acı duyulur. Değil mi? Küfrederek adam alıyor. Severek mal verilir. Komünizmin ama en korkunç yeri mana yok. Sevgi yok. Merhamet yok. Yani Allah aşkı yok. Allah sevgisi yok. Sıcaklık yok. Yani komünizmin korkunçluğunu o devrin fotoğraflarında görüyoruz. Yani hiçbir şey olmasa, yazılı hiçbir belge bile olmasa, komünizmin uygulandığı ülkelerdeki insanların binlerce fotoğrafına bakın, bir tane insanın mutlu olmadığını görürsünüz. Hepsinin yüzünde donuk, mask, acı dolu bir ifade göreceksiniz. Ekonomi yönünde öyle bir paylaşım oluyor olsa, komünizmi yaşayan ülkelerde bunun oluyor olması gerekirdi. Hepsi sürünmüş. Yani zengin olan öldürülmüş. Yani hep öyle. Ya komünizmin fiili uygulamasında herkes ızdırap duydu. Acı duydu. Mutlu olan kimse olmadı. Ama İslam'ın sevgi bayramında İttihat-ı İslam'ın uygulanmasında mal bölüşülecektir. Ama aşkla, sevgiyle, kimseye zor kullanmadan. Yani o sevinci insan yaşıyor. Mesela sen bir sevgiline hediye veriyorsun. Bir kız arkadaşın var, değil mi? Küçük bir hediye, acayip seviniyor. Ama sen gaspla, silah alnına dayanarak o hediyeyi birisine vermiş olsan, bu nefret edecek bir şeydir. Aynı bunun gibidir. Yani devlet gasp ediyor orada, komünizmde. Sen orada hediyenin sevinci içinde oluyorsun. Aradaki fark dağlar gibi.